Öncelikle sınavın burada yapılması hem vatandaşlar tarafından hem de öğrenciler tarafından çok güzel bir mutluluk, sevinç oldu bizim için. Çünkü uzak yerlere gidiyorduk, Van'a gidiyorduk, Hakkari'ye gidiyorduk ve biz okullarımızı bulamıyorduk. Başka evlerde kalıyorduk ve gerçekten çok büyük sıkıntı oluyordu. Çünkü sabah kalkıyorduk, yabancıların evinde kahvaltı yapmak veya okulu bulmak, birinin bizimle gelmesi çok büyük sıkıntıydı. Şimdi artık Yüksekova'da herkes neredeyse bütün okulları biliyor. Sabah kalkıyoruz ailemizle beraber, kahvaltımızı yapıyoruz. Her zamanki gibi heyecanımızla, sevincimizle sınavımıza giriyoruz. Pek sıkıntı olmuyor, bizim için çok daha iyi oldu. Üniversite sınavlarının Yüksekova'da yapılması çok iyi. Birçok sene oldu burayı açalı. Pandemi döneminde açtık burayı. Sıkıntılı günler yaşadık bu süre içerisinde. Ama Yüksekova'mızın daha iyi olması için hep beraber el ele bazı şeyleri yapmamız gerekiyor. Dışarıdan insanlar gelecek sınav için, çevre ilçelerden, köylerden falan. Daha önce Van'a gidiyorlardı, Hakkari'ye gidiyorlardı, yer bulamıyorlardı, dışarıda kalıyorlardı. Üniversite sınavının Yüksekova'da yapılması bizim için sevindirici bir şey. En azından sınava girecek insanların çoğunun belki gidip kalacakları yer olmuyordu. Maddi manevi olarak sıkıntı yaşıyorlardı. Biz Yüksekova esnafı olarak sadece bu sınav için değil, kış sporları için olsun, dağ sporları olsun, herkesin buraya gelmelerini istiyoruz. Dışarıdan gelecek insanların yer bulmama sıkıntısı olursa otel olarak, otel yöneticisi olarak buradan yine de elimizden geleni yapacağız. Burada misafir edeceğiz. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Buradan herkese duyurumdur. Kalacak yerleri olmayan arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadarıyla, çünkü yaz dönemine girdiğimiz için şu an otelimizde doluluk oranı çok yüksek. Kalacak yerleri olmayan arkadaşlarımızın bize ulaşmasını istiyoruz. Şimdi abi sınavın burada yapılması hakkında bence çok iyi oldu. Yani strese giriyorduk, Van'a gidiyorduk. Orada bir telaş vardı, nerede kalacağız, nerede gideceğiz diye. Yani direkt evimden uyanıp sınava girmem benim için daha iyi oldu. Dışarıdan gelen öğrenciler hakkında da herkes neredeyse evini açtı. Zaten misafirperver bir milletiz. Yani bunu biliyoruz. Yani bence çok daha iyi oldu. Hem stres azaldı, hem yani herhangi bir telaşımız da yok. Tamamen sınavımıza odaklı bir şekilde. Cumartesi pazar günü yaklaşık 7300 tane öğrenci burada sınava girecek. Dolayısıyla yüksek puan ve yüksek puan dışında gelen öğrenciler burada ter dökecek. Geleceğimiz olan gençlerimizin başarılar dileriz. Tabii ki şehrimizde şu anda bir sınav heyecanı, sınav yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle dışarıdan gelen insanlarımız, evi otelde yer bulamayan ya da maddi imkanı olmayan insanlarımız kucak açmak için yoğun bir çaba içinde. Bu nedenle dışarıda kimse kalmayacak. Gelen insanlara Yüksekovalılar misafirperverlik gösterip onları evinde barındıracak. Daha sonra da sınava götürüp getirecek. Yüksekova esnafı da bu konuda ciddi bir sınav veriyor. Şu anda herkes duyarlı. Tabii ki bu 7300 tane öğrencinin sınava girmesi esnafımıza ciddi bir, iki günde olsa ciddi bir hareketlik yaşanacak piyasalarda. Bu da esnafımıza ekonomik olarak pandemiden sonra ciddi bir destek gibi oldu. Esnafımız da öğrencilere gayet kibarca ve destekleriyle öğrencilere başarılar diliyor. Öğrencilerin yanında olduğunu söylüyor. Öğrenciler de bu tutumdan çok memnun. YKS sınavlarının Yüksekova'da yapılması
yapacak olması gerçekten çok önemli bizler için. Hem öğrencilerimiz hem Yüksekova'nın prestiji açısından önemli bir durum. Tabii bu sınavın Yüksekova'da yapılması konusunda emeği geçen mülki amirler, kurma amirleri var. Daha doğrusu emeği geçen herkese buradan bir daha teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok gerçekten çok zor bir süreçten geçildi. Önemli adımlar atıldı. Bu anlamda öğrencilerimizin artık bundan sonra bu sınavları Yüksekova'da yapmaları onlar için de önemli. Dışarıya gitmeleri söz konusu olmayacak. Zahmetli yollar çekilmeyecek. Barınma, sınava adapte olma konusunda artık bu stresli durumdan ve sıkıntıdan bir nevi kurtulmuş olacaklar. Sınavlara daha rahat girecekler. Bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlara, amirlere, mülki amirlere hepsine teşekkür ediyorum. Önemli bir adımdı. Bu sınavların Yüksekova'da yapılması esnaflarımız açısından da çok önemli, çok değerli. Artık bundan sonra esnaflarımız belki, tabi amaç bu değil ama artık bunu da söylemek lazım. Esnaflarımız da bu durumdan yararlanacaklar. Biz en son geçen yıl Van'a öğrenci gönderdiğimizde yaklaşık 2 milyon TL gibi bir para bıraktık Van'a, en yakın yer. Şimdi bu paralar burada kalacak, bu esnaflarımız yararlanacak. Bu bizim için çok değerli. Ötesinde artık dışarıdan gelen öğrencilerimiz var. Tüm Yüksekova'lar bu anlamda kaplarını açık tuttular. Sürekli bize mesaj çekenler var. Biz öğrenci alabiliriz. Gerçi bu bizim kültürümüzde vardı. Ama bunu bir daha göstermek babında bütün vatandaşlarımız bize sürekli mesaj çekiyorlar. Biz öğrenciyi barındırabiliriz, öğrenciyi alabiliriz, okulu gösterebiliriz. Bu aslında çok iyi bir durum, çok güzel bir olay. Bu anlamda da bütün vatandaşlarımıza bizler de bir daha teşekkür ediyoruz. Biz de diyoruz ki bizim de kaplarımız açık, ihtiyacı olan barınma problemi, konaklama problemi yaşayan öğrencilerimize evlerimizin kapısı açık. Bilindiği üzere bundan önceki yıllarda YKS sınavı hep Hakkari merkezde ve Van ilinde yapılıyordu. Buradaki öğrenci kardeşlerimiz bir gün ya da iki gün ya da üç gün, belki bir hafta öncesinden de bu şehir merkezlerine gidip kendilerini sınava adapte ediyorlardı. Çoğu insanlar işte yolculuğa dönmüyordu. Çoğu gençlerimizin işte maddi durumları iyi değildi. Gitmekte, kalmakta sıkıntı çekiyorlardı, güçlük çekiyorlardı. Şu an bu sene bir ilk olarak Yüksekova'da bu sınavın yapılması hem Yüksekova halkı için hem de öğrenci kardeşlerimiz için de çok sevindirici, gurur verici bir olay. En azından sabah kalktıkları zaman dinç bir şekilde işte sınava yetişme endişesi, stresi olmadan sınavına girebilecekler. Bu da bu bölgede girdikleri zaman da bildikleri şehir, okulları bilirler, yerlerini, mevkilerini. Küçük olduğu için Yüksekova ulaşımı da daha kolay. Çoğu okullara yürüyerek de gidebilirler. O konuda güzel olacağına inanıyorum.